saadetin baktığın tarafa dön. Bize baştan uyanmak ister. Seni ilk görenler korku çeker. Ben seni bulunmaz yüzünü gösterir. Gönüller vermek sanacağım. Hikmete uygunla başlamış. Yusuf anne münasebetiyle bugün alemlere rahmet olarak gönderilen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anma ve anlama programı tertip ettik. Bu programa teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Karşılaştığım enteresan şey ki Türkiye'deyken bunu hiç hissetmemiştim. Eleştirilerin hepsi Kur'an'dan daha ziyade
Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerineydi. Bir iki program neticesinde bir araştırma yapma ihtiyacı hissettim. Sonra baktım ki Hristiyanların davet metotlarında Hazreti İsa'ya uyun gibi bir ifadeyi çok fazla göremedim. Yahudilerde de Hazreti Musa'ya uyun gibi bir ifadeyi de göremedim. Biraz daha araştırmamı ilerletince, çünkü gördüm ki orada Hazreti İsa bir peygamber olmaktan çıkmış, bir ilah haline gelmiş. Öbür tarafta da Hazreti Musa'nın mensubu olduğu Yahudilik dinine mensup olan insanlar da Allah'ı bir alt basamağa indirmişler. Ve bizim davet metodumuzda Allah'a ve Resulüne uyum derken bizim milletimizin, insanlığımızın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tam hak ettiği sevgi, hak ettiği önemi verdiğini gördüm. Çünkü onlar ne ilahlaştırdılar ne de Yahudilerin Hazreti Musa'ya yaptığı gibi onun canına veya ahlakına kastettiler. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, tabiri caizse onun yaşadığı İslam bir iskeletin ete kemiğe büründüğü anlam ifade etmektedir. Müslümanlar eğer İslam'ı yaşamak istiyorlarsa mutlak ve mutlak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanımak zorundadırlar. Onun hayatını, onun aile hayatını, devlet idaresini, eğitim hayatını bütün yönleriyle mutlaka tanımak zorundadırlar. İşte o zaman iyi bir Müslüman, güzel bir Müslüman modeli ortaya çıkar. Sayın Müftümüz Arif Cevre'ye çok teşekkür ediyoruz. Mesela ilçe okulu ve fakülte kurul üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. Yazarı Hasan Buhari ilişki üzerine mukayese, Said bin Mansur'un müsannefinin yeniden inşası isimli eserlerinin yanında insanın yaratılış evrelerine dair hadisin yorumu, genetikle irtibatı ve kaderle ilişkisi, Beşer Arası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve tebliğleri vardır. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi değerli misafirler, sözü Profesör Doktor Ali Akgül'e bırakıyorum. Eski belediye başkanım beni misafir etmişti ve hükümet tabibi ve çok kıymetli, değerli erkan ve siz huzurunuzu hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunarak sözlerime başlıyorum. Kurulamazdı. Hani o tanrılarımızı kargalardan ya da saksanlardan korumak için heykeller ve uyuklar yaparsanız öyle, kuşları ve yaban hayvanlarını korkutsun diye insana benzer. Onların başlarına kuş konduğunda çabalayabilirler mi? Çabalamazlar. Öyle bir güç yok, güzellikler yok. Onlar gibiydik derler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de duyulur ki Bismillah. Ben yüce Resul'e fakat öte Allah. Dileceğini öğreten, onu sorgulayan yegane beşerdir. Dolayısıyla bu örnekliği ondan öğrendim. Aslında Kur'an'ın söylediğini söylemiştir. Onun dışında bir tek iş yapmamıştır, bir tek söz söylememiştir. Bununla alakalı ayet-i kerimeleri okuyacağım. Kendi içtihadım olarak söylemiyorum. Estağfirullah. Fıstakim kema ömürdü. Bir dost doğru ol demiş gidelim arkasına. Yani sana ne emredildiyse
onun gibi, sonra da onları uyarırsınız. İşte bu kadar emrin üstüne bir de Kur'an-ı Kerim fıstakı emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu o kadar keskin bir emir ki bu ilahi emri esnetme şansınız hiç yoktur. Dosdoğru. وَاِنَّكَ لَتَهْد۪ي اِلٰى صِرَاتِ الْمُسْتَق۪يمِ Şüphesiz sen herkesi dosdoğru yola götürürsün. اِنَّكَ عَلٰى هُدَى الْمُسْتَق۪يمِ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاتِ الْمُسْتَق۪يمِ Sen dosdoğru bir hidayet üzeresin, sen dosdoğru bir yol üzeresin. وَاِنَّكَ لَا عَلٰى خُلُقُ نَز۪يمِ Ve yüce bir ahlak üzeresin. Bu tarafından onaylanması demektir. İşte bu onay Hazreti Peygamber'in esas referans değerini teşkil eder. Onun için de ayet-i kerime يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَطِيُوا اللّٰهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولُ Ey iman edenler! Yani zaman içinde hem değerlerimizin aşılması, bu değerler aşılması arasında önemli ölçüde de İslami bilginin aşılması. Dostlarımızdan hatırlayanlar olacaktır, bilenler, tanıyanlar olur şüphesiz. Ama özellikle sevgili müftüm Arif Beyefendi belki tanıyor olabilir. Nihat Engin diye bir hocamız vardı. Genç yaşta vefat etti. Allah'ına rahmet. Biz Müslümanlığımızın tatlı bir eleştirisini yapardı. Şimdi Müslümanlığı genelde bu çerçeveye indirgedik. Onun için baş tacı eser olduğunu düşündüğüm Kutlu Doğum'un da kimliğine damgasını vuran ve afişlerinde yer alan, yaşayan kuran Hazreti Muhammed da Kur'an çerçevesinde Hazreti Peygamber'in düşünce sempatisi, düşmanlarına antipatisi, olaylara empatisi olan erdemli bir Müslüman, bir adam yetiştirmek. Bu ne demek? Dostlarına sevgisi olan. Demek ki yani kümesteki tavuğun bile kendi başına bırak ki hayrattaki her şeyi solucan bile başın deliğinden çıkardığı ilk mesajı Hazreti Peygamber'in kulağına gür bir sesle şuna aykırmıştır. İçinde yaşadığın şirk dünyasının eksenine oturttuğu değerler sisteminin hepsini çöpe at. Bir Allah merkezli ve onun ekseninde kendi değerlerini vaz edecek sese kulak ver ve dinle. Bu haykırıştan sonra Hazreti Peygamber Hira mağarasında duyduğu bir ilk haykırıştan sonra koşa koşa evine gitmiştir. Hazreti Peygamber'in tarihen biliyoruz ki çok cesur bir şahsiyetti. Çok cesur bir şahsiyetti. Bunu tarih tespit ediyor. Hira mağarasında ne gördü de acaba korktu da ya da ürperti de eve gitti. Neydi gördüğü? Gördüğü Cibril aleyhisselam korkutucu bir varlık mıydı? Duyduğu ses ürkütücü bir ses miydi? Hayır. Ne kızı hatırlatıyor, ağlamaya başlıyorsunuz. Kime de, kiminize de yaşlıların artık dünyadan göç etmenin zamanı. Yani herkese yani Allah'ın en yakınında duran bir vahiy meleğinin güzelliğini tasavvur etmeye birincisi özellikle önder olanlara ifade ediyor. Yani toplumun önünde olanların en çok muhtaç olduğu, Hazreti Peygamber'in bu önderliğine en çok muhtaç olduğu ders ki Efendimiz'i ilk yetiştiren tebliğ esnasında peygamberlik sürecinde başarmasına kapı aralayan ve ona önderlik eden 7 ayettir. Onun için çok önemli. İkincisi, kul yatma. Hani biz canımız daraldığında, üzüldüğümüzde kaşımıza yorganı çeken sonra da avuçlarımızı koynumuza kor, başlarız dualar etmeye. Dua çok önemli. Kulluğun özüdür. Çünkü ayet-i kerime buyurur ki kul ma ya'budu hüküm rabbi levla dua alın. Duanız olmasa Allah sizi ne yapsın ki? Kul sessiz sedasız saklanarak canım işte gördük öyle biz de böyle yapıyoruz gibisinden değil. Elhamdülillah Müslümanım deme onur ve haysiyeti içinde yoluna devam eden
vakarlı bir insan olma erdemiyle kalk ve insanları uyar. Yani toplumu değiştirme yolunda çaba göster. Şimdi bunun bize verdiği ders nedir? Bir, donanım. İki, çaba. Demek ki ne iş yapmak istiyorsanız kurduğunuz hayalinizle ilgili bir donanımınız olacak. Donanımsız iş olmaz. Benim oğlu alacağım. E kız varmak istemez. Ama adam ha. E gördünüz mü kızın çilesini? Şimdi demek ki her nimetin bir külfeti vardır. Bir liranız varsa bir liralık nimetiniz vardır. Bir koyununuz varsa bir koyunluk nimetiniz vardır. Bir koyunu sağmak da kolaydır, beslemek de kolaydır, bakmak da kolaydır. Bin tane koyununuz oldu mu? Bin tane koyunu bakmak, beslemek, sağmak, yününü eğirmek, sevgili liman müdürüm burada, kapınıza gelip tıklayacak. Bir koyun için size bir şey demez ama bin koyun oldu mu bir şeyler söyleyebilir. Sorumluluğunuz artıyor. Yükünüz artıyor, vebaliniz artıyor. Kainatta nimet külfet denklemi vardı. Bunu unutmayın. Hadi başarıya itilmezdi. Kimse demez. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bunlar içinde buyurur ki sakın ha kendisine mal mülk verdiğimiz adamlar bunu hakkını eda etmiyorlarsa kendileri için hayır sanmasınlar. O onlar için bir şerdir. Çok değil az sonra boyunlarına bu vebal dolanacaktır. Ahirette de burada da. Bunu unutmamalı. O sabretmeli, öbürü şükretmeli. Kimse kötü haldeyken de ben zaten Allah'ın iyi kulu olsaydım bu belalar başıma geldi demesin, haline sabretsin. Daha kötülerine baksın. Çünkü netice şudur. Netice ilk kelam ifade. Yani yeryüzünde, dünyada ve hayattayken bulunduğunuz hal bilanço ve nihai hal değildir. Kimse bilanço yapmasın. Bilançonuz ne biliyor musunuz? Hoca efendinin masasına geldiğinizde, upuzun uzatıldığınızda sizi güzel yıkayıp yiyip sonra sarıp sarmalayıp baş ucunuzdan bir parça ip kesip başınızı bağladığında ayak ucunuzdan da bir parça ip kesip ayak ucunuzu bağladığınızda planço çıkarmak ya da bütçe bağlamak diye bir kavram vardır. İşte şimdi bütçe bağlanmıştır. Planço şimdidir. Şimdidir. Bundan sonra belli olur. Dolayısıyla bize sorsalar ne derdik? Canım dış görünüm önemli değil. Senin için güzel olsun. Böyle de bir kültürümüz vardı bizim. Bunu birbirimize söyleriz kendimizi kandırmak için. Dış önemli. Zarfla alakalı bir kavramı ifade edeyim. Bunun bizim dünyamıza güncellendiğinde getirdiği şey şudur. Müslümanın vazgeçemeyeceği hangi şartta olursa olsun değerleri var demektir. Çünkü o bir Allah ekseninde düşünmektedir. Bunun söylediklerini peygamberimizle yürümektedir. Şart daha ne olursa olsun vazgeçemeyeceği değerleri vardır. Ardından elbisesini tertemiz tut, güzel bir vizyonun olsun, hemen peşi sırada için dışın biri olsun, için de tertemiz olsun demektedir. Yalnız kalan anı, terk edilen çamanı, kimsesiz ağabeyi kıymetli müftü ve bizi terk etmeyen kıymetli daire amirlerine ve müdürlerine çok teşekkürler ediyorum. Saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum efendim. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a sonra diliyorum efendim. Şimdi de içinde bulunduğumuz kutlu hafta münasebetiyle Bolu İl Müftülüğü'nce düzenlenen ilçeler arası bilgi yarışmasında Udumlu'muzu en güzel şekilde temsil ederek il birincisi olan Taşkesti Kız Kur'an kursumuz öğrencileri Nagihan Yılmaz, Ebru Kolay, Halime Aykol kardeşlerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurun.
ödüllerini vermek üzere hocamız Sayın Profesör Doktor Ali Akyüz'ü sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyor. Kendilerinin yerlerini sağlıyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz aynı zamanda. Evet değerli misafirler, şimdi de müfüzyon dalında başarılı olan Cumhuriyet İlk Öğretim 8A sınıfı öğrencisi Aziz Furkan Kurt ve şiir dalında başarılı olan Dumlu Pınar İlk Öğretim Okulu 7A sınıfı öğrencisi Feyza Nur Sayılı kardeşlerimizi sahneye davet ediyorum. Buyurun. Feyza Nur Sayılı kardeşimiz aramızda yok mu? Kendisi alına ödülünü alabilecek birisi yok. Yazık. Kendisine daha sonra takdim ederiz inşallah. Evet, ödüllerini vermek üzere müftümüz Sayın Arif Cevri'yi sahneye davet ediyorum. Kardeşimize de çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. De sırada sinevizyon gösterimiz. Hazreti Peygamber'in doğumu konulu sinevizyon gösterimiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bu şiiri üzülüyor. Bugün üzülüyor bize. Sultanlar sultanının doğduğu o geceyi, o benzersiz geceyi coşkuyla anıyoruz. Alemi Erma bugün bizimle beraberdir. Meleği âlâ beraber ve şimdi sanki kar, hani an, bu içecek cennet tarzıdır. An ve iç, bu sana Allah'ın ikramı, güneşin doğduğu yerde, ilip attığı yerde, diğeri Kabe'nin üzerinde müjdesini veriyor kainat güneşi. Bu Mustafa İbrahim'in duası kabul oldu. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetinin göz nuru Habib-i Zişan doğdu. Şimdi kaplasın onu bir ak bulut ve dolaştırsın melekler. Doğuyu ve batıyı. Varlığa onu bir de suretiyle versin. Hoş geldin ey Nedim İlmi'nin sultan, Kabe'nin canı, dertlerin dermanı, şahı, Kur'an'ın sırrı, İrfan ehlinin şahı. Hoş geldin ey Enbiyalar sultan, Cemal Bak. Taşla hakaret yağmuruna tutan Taif'i de bağışlar. Eline her türlü imkan geçmesine rağmen intikamdan uzak duruşu, bağışlaması ve hoşgörüsüyle de Hazreti Peygamber insanlığın ayrı bir zirvesinde durmaktadır. Onun bu özelliği sayesinde getirdiği din ve o dinin bağları yüzyıllar boyunca bütün dünyada hoşgörünün sembolü olmuşlardır. Çocuklarımızı yanımıza alalım, ortalıklarda olmasın. Telefonlarımız açıksa lütfen, ama lütfen kapatalım. Çünkü
Biraz önce bahsettiğim gibi tasavvuf musikisinin en temel yapısı sessizlik içinde tefekkür halinde onları dinlemektir. Sıra bırakacağım. Ritim sazda Doktor Cemal Karabaş oğlu Murat İşer. Alkışlarınızla davet ediyorum. Udi Ferdi Koç, Halit Ünver. Kanuni Tuncay Kardaş. Kemençevi Uğur Özcan. Neyzen İbrahim Pekçegi. Mudurlu Müftülüğü Türk Tasavvuf Musiki Korosu. Hocalarımıza daha güçlü bir alkış istiyoruz. Thank you.
Thank you.
Yandım ya Resul.
çocuklar, sevgili misafirlerimiz, size acizane herkes kendi sanatını sunar, size kendi sanatımızı sunmaya çalıştık. Oldukça amatör başlayan çalışmamızla bu performansı beklemiyorum şarkıcı. Profesyonel bir icra yaptı kardeşlerimiz. Gerçekten kendilerini hem azimlerinden dolayı, hem de cesaretlerinden dolayı, hem de verdikleri bu güzel gösterdikleri performansından dolayı tebrik ediyorum. Hakikaten güzel bir alkışı hepsi hak etti. Efendim, biz de kutlu doğum haftanızı, kutlu doğum ayınızı, kutlu doğum senenizi, kutlu doğum anlarınızı tebrik ediyorum. Canım benim. Şöyle böyle inşallah hepimizi kendine layık bir kul ve hademine de layık bir kuvvet eylesin. Aynı zamanda anne babalarımıza da salih ve hayırlı evlatlar esinliyorum ve müsaadenizi istiyorum. Hoşçakalın efendim. Çok teşekkür ederim. Değerli hocam, Doçent Doktor Ahmet Hakkı Turabi şahsında tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sarıbay Market'e, Açar Nakliyat'a, Astarcılar Market'e, Bozoğlu Ticaret'e, Mudurnu Eczanesi'ne, Mudurnu Başakumlu Mamurlerine, Mudurnu Yemeğe, Karacakaya Muhtarı Mehmet Karacakaya'ya, Veteriner Ahmet Paşa, Mudurnu Müftülüğü personeline, Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl'e, Kuyumcu Hayati'ye ve Sözel Ticaret'e şükranlarımızı bir borç veririz. Değerli misafirler, değerli hocamız Profesör Doktor Ali Akyüz'ün kitapları arka tarafta standta bulunmaktadır. Mutlaka istifade etmenizi temenni ediyoruz. Kendileri de imzalayacak. Tamam hocam. Sağ olun.